Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Sağlık Bakanlığı işbirliğinde yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında filyasyonda bulunması gereken vatandaşların şehir içi toplu ulaşımı kullanmalarını engellemek amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atılarak devreye sokulan HES kodu uygulaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül'ün katılımıyla basın lansmanı düzenlendi. Temaslı bir kişinin kartı otobüse binmek için kullanılmak istendiğinde bu engellenecek. Şu şekliyle çalışıyor. Tamam. Bu normal bir binişte kullandığımızdaki anonsu. Şu şekilde göstereyim. Toplu taşıma kullanımınız geçici olarak durdurulmuştur. Örnek bir birey filyasyon kapsamında ve kaydı yapılmış. Kişiye özel olması gerekiyor bu her kartın. Her yolcunun kendi kartını, kendi HES koduyla kayıt işlemini yapması gerekiyor. Eğer kayıt işlemini gerçekleştirmemiş bir kullanıcı 17 Ekim tarihine kadar araca binmek isterse şu şekilde bir reaksiyon. Tamam. Lütfen HES kodunuzu 17 Ekim tarihine kadar kayıt ettiriniz. Ve Türkiye'de ilk kez İstanbul, Ankara, İzmir'de dahi bu işle ilgili nasıl çözeceğiz diye uğraşırken Gaziantep burada öncülük etti, örnek oldu, model oldu. Biraz önce gördüğünüz gibi Gaziantep kart sistemiyle gelip toplu taşımaya girmek istediği zaman şüpheliyse, temaslıysa, pozitif vakaysa sistem dikkat ettiyseniz almıyor. Vatandaşlarımızdan istirhamımız biraz önce kardeşimizin söylediği gibi çok hızlı bir şekilde HES kodunu girmesi ve çünkü kendini koruması lazım, ailesini koruması lazım, çoluğunu, çocuğunu, yaşlısını koruması lazım. Gaziantep buna hazır, hazır olduğunu görüyoruz. Şu aklınıza gelebilir, kent kartı olmayıp tek kullanımlı kart kullananlar ne olacak? Toplam günlük 300 kişiymiş. Bu şu anlama geliyor. Yaklaşık 10.000'de bir. Dolayısıyla da 10.000'de bir bireysel kart kullananlar var. Bu karttan hepimizin alması lazım.